videomuzda biz çok sevdiğimiz bir abimizin, Ali abimizin bir aracı var. Öncelikle bir pasta, ağır pasta attık, çiziklerini aldık. İlk olarak araca bir ağır kat pasta ile beraber çiziklerini aldık. Ondan sonra diğer uygulamasını yapacağız. Daha sonra da ara kat, son kat, final finish. Son olarak da aracın seramiğini yapıp teslim edeceğiz. Ön tampon, arka tampon boyacımız da boyuyor onları. Güzel bir şekilde inşallah teslim edeceğiz. Arakat'a geçtik. Ya güzel bir sonuç istiyorsanız Arakat'ı mutlaka uygulamak gerekiyor. Öneririm yani Arakat'ı mutlaka uygulayın, geçmeyin. Güzel bir parlaklık istiyorsanız Arakat mutlaka uygulanmalı. Ben Arakat'a bu şimdi devam ettiğim yerden, kaldığım yerden devam ediyorum. Bundan sonra haresini uygulayacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Sazdaki son aşamamızda final finish hareki derecimizi uyguluyoruz. Ondan sonra aracı yıkayacağız, suyunu alacağız, kurutacağız. Sonra seramiğe alkolü temizleyip seramiği hazır bir hale getireceğiz. Hareye uygularken devir düşük olacak. Birazcık daha hızlı uygulayabilirsiniz. Çok fazla devir çevirirseniz bir anlamı kalmaz. Yine çizmiş olursunuz. Fareyi uyguladık, sileceğiz. Yani ben her katta böyle bir yeni açmanızı öneririm. Bir mikrofiber yeni açıp temizlerseniz daha iyi olur. Çünkü önceki katta böyle içerisinde bir taş veyahut da böyle bir toz bir şey kalabilir, kuruyabilir. O çizebilir. O yüzden her aşamada yeni bir mikrofiber daha uygun olur. Şimdi arkadaşlar aracı yaptık, hazırladık güzelcene. Fakat bir yıkamamız gerekiyor. Tozunu kenarda köşede kalan pislikleri almamız gerekiyor. Güzel bir temiz bir şekilde yapacağız. Şimdi bu akşam yıkadıktan sonra garajımızda sabaha kadar bir kurumasını yani nemin gitmesini bekleyeceğiz. Önce bir yıkayacağız bu aracı. Yıkadıktan sonra suyunu alacağız. Ama hemen seramik uygulamayacağım ben. Bir neminin gitmesi için bir gece bekleteceğim aracı. Ondan sonra seramiği uygulayacağız. Şimdi güzelce yıkadık. Siliyoruz. Silerken de yine yeni bir bez kullanmamız gerekiyor. Mikrofiber olabilir, başka bir bez olabilir. Yine yeni bir bezden silmemiz gerekiyor. Eski bezin içerisinde taş kalabilir, çizebilir. Sonuçta buna seramik yapacağız. Bütün emeklerimiz boşa gitmesin. Hadi silelim. Yıkadık aracı güzelce. Garajımıza aldık. Şimdi akşam vakti oldu. Ben kesinlikle akşam vakti uygulamıyorum. Şimdi kapılarını da açacağım. Sabaha kadar güzelcene suyunu aldık. Sabaha kadar da güzelcene bir nemine güzel bir şekilde kurusun. Ondan sonra seramik uygulayacağız. Özellikle şu aynanın altlarından yani ne kadar da temizleseniz oradan bir damla oluyor yani. Kapıları da açacağım. Sabaha kadar güzel bir şekilde inşallah kuruyacak. Nemi de gidecek. Zaten akşam vakti uygulamayı sevmiyorum. Çünkü nem yapıyor, boğu yapıyor aracın üzerinde. O yüzden akşam vakti uygulamayı sevmiyorum arkadaşlar. Hadi yarın olsun. Yarın da acelemiz yok. Seramiğini uygulayalım. Arkadaşlar her şeyi hazırladık. Aracımızı kuruttuk. Şimdiki aşamada alkolle güzel bir şekilde temizliyoruz. İzopropil alkol %50 bir şekilde sulandırılmış. Hafif bir şekilde sıkıp yeni bir mikrofiber bezden bunu siliyoruz. Bu kadar basit. Arkadaşlar uygulama aşamasına geldik. Uygularken nasıl uygulamamız gerekiyor? Bunu bir kısa bir şekilde size geçeyim. Uygularken şimdi çamurluk, kapot, tavan. Şimdi bunların boyutları farklı farklı. Kapotu biz 4 parçaya bölüyoruz. Çamurluğu tek parçada halledebiliriz. Kapıları 2 parça yapabiliriz. Ama bu biraz büyük araba. 3 parça da yapabiliriz. Hava sıcaksa bölüm bölüm gidin. Yani çamurluğu yapın diğer parçaya geçin. Ama hava soğuksa yani mesela kapıyı iki parça bölelim diyoruz ya onu tek parçada da yapabilirsiniz. Hemen bir kuruma olmaz. Nedir? Sürüyoruz. Gökkuşağı manzarasını gördükten sonra siliyoruz. Tabii ki sıcaklıktan sıcaklığa bu dakika olarak çok fark edebiliyor. Bazen bir dakika içerisinde silmeniz gerekebiliyor yazın.
Bazen de kışın bir 2-2,5-3 dakikaya kadar seramikten seramiğe değişen zaman aralıkları olabiliyor. Şimdi bir seramik ne kadar harcanır bir arabaya? Bunu hesaben yapmak gerekirse 1 cc 20 damlaya denk geliyor. Yani 1 cc 1 mililitre. Bir parçada siz 8 damla, yani bölüm olarak mesela şu çamurlukta 8-9 damla kullanıyorsunuz. Mesela kaputta kaç damla? 4'e böldüğümüze göre 24 damla. Yani bir arabaya totalde baktığımız zaman 450, 460, 500'e yakın. Yani 25 mililitre, 30 mililitreye yakın bir arabaya gidiyor. Fakat 50 mililitre seramikler var. Bunlar ne demek oluyor? Yani bir SUV aracınız olur, büyük aracınız olur. Ona kullanabilirsiniz. Bu araca 25 mililitre ve 30 mililitre, hatta 30-35 diyelim, biraz büyük bir araç. İki kat da yetiyor. Hatta geri kalanını ben ertesi gün tavana, kaputa, bagaj kapağına uyguluyorum. Gene bir kalıyor. Onu da kenara saklarsınız. Araç sahibine teslim edersiniz. Yarın öbür gün bir kuş pisler, bir problem olur. Seramik çıkar, ne bileyim bir boya yapılır. Ondan sonra tekrardan kullanılabilir. Demek istediklerim bunlar. Şimdi uygulamaya geçelim. Dediğim gibi 8 damla. Önce yanal hareketleri yapabilirsiniz. Sonra yukarıdan aşağı kapata kapata devam ediyoruz. Hani 8 damla buna yetiyor. Öyle boş kalmayacak. Her taraf şöyle böyle. Şimdi kenarları da bir mühürleyelim. Tamamdır. Şimdi bir 2 dakika bekleyelim. Ondan sonra silme aşaması. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi buğulanmaya başladı. Hafif bir gökkuşağı manzarası oluşmaya başladı. Bu ne demek oluyor? Şimdi silme aşaması. Başlayalım. Yine sıfır bezle kullanıyoruz. İlk bezimizle beraber yani zemini düzleştirme yapıyoruz. Bunu da çok üstünden almaya çalışmıyoruz. Sonra ikinci bezime geçiyorum. Aynı şekilde yuvarlak hareketlerle. Normalde iki bez yeterli olur ama ben üç bezle devam ediyorum. Sonrasında birinci bez dolduğu zaman birinci bezi atıyorum. İkinci bezi birinci bez yapıyorum. Çok bastırmadan. Şimdi üçüncü bezle beraber artık martık varsa kenarlarda şöyle bir üstünden geçiyorum. İlk parçada o kadar faydalı hani gözükmese de diğer parçalar çok faydalı oluyor. Çünkü önceki bezler doluyor, bazen almaya da biliyor. İlk parçanın ilk katı bu kadar. Bekledik, kuruttuk güzelcini. Hava sıcaktı zaten. Kış ayındaysanız irete kullanabilirsiniz. Parça başına bir 10 dakika, 15 dakika kullanabilirsiniz. Hava sıcak oldu. 2 saat güzel bir kuruttuk. Şimdi ikinci katını aynı şekilde yeni bezlerle beraber İkinci katına başlıyoruz. Yine aynı şekilde bir 2 dakika 3 dakika kuruttuktan sonra bezlerimizle beraber silmeye devam edip işlemi bitiriyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar silmeye başlıyoruz. Birinci bezden yüzeysel bir şekilde. Çok bastırmadan yedire yedire dağıta dağıta.
İkinci bez. Şöyle de üçüncü bezimizden parlatıyoruz. Artıkları alıyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar aracımız bitti çok şükür. Biraz yorulduk ama yani şöyle gördüğünüz gibi değdi. Çok şükür. Şimdi külleşmeye bırakıyoruz. Yani bugün cumartesi, yarın da bir araba yatacak garajda. Güzel bir kürleşsin. Ondan sonra sahibini teslim edelim. Gayet de güzel kayganlığı. Şöyle göstereyim size. Diğer tarafı da göstereyim. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gayet güzel bir işçilik oldu. İnşallah kürleşsin. Daha da süper olacak. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar aracımızı güzel bir şekilde bitirdik. Tamponlarını da yerine taktık. Ali abimize hayırlı olsun. Ali abi inşallah güzel günlerde kullan. Tanıştığımıza çok memnun oldum Özgür Hocam. Çok sağ olun. İlginizden çok memnun oldum. Tavrınızdan çok memnun oldum. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah. Çok teşekkürler abi. Güle güle kullanmanın dileğiyle. Evet. Ali abimize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık olarak 20-25 gün sonra tamponların pasta cilası oldu. Kalan seramikleri yapıldı. Güzel bir şekilde aracımızı yolluyoruz. Ali Bey çok teşekkürler. Sizin bir diyeceğiniz varsa. Vallahi hocam çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Sizi tanıdım. Memnun kaldım. Yaptığınız işten çok memnun kaldım. Eşe dosta tavsiye edeceğim. Hem güler yüzünüz hem de gerçekten arabamı kendi arabanız gibi sahiplenmeniz hoşuma gitti. Yaptığınız işten çok memnun kaldım. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eyvallah.